Ezberbozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Mikrodalganın kullanma kılavuzu var. Bedenin kullanma kılavuzu yok. Yani bedenin bütün hareketlerinden her çeşit okumayı yapman mümkün. Binanın temeli bozuk ya, 13. kat ne yapsın? Geçiremediğin migren vari baş ağrıları gelmeye başlar. Ağrılar çünkü çok ilginç bir şekilde dolaşır bedenin içerisinde. Yüz kemiklerin yamulur. Çünkü buralar hep oynak ekler Bir kişinin normal şartlarda yüzüne bakarak hangi bacak uzun, hangi bacak kısa, hangi kalçada problem var, hangi organda sıkıntı var çok rahatlıkla görülebilir Korkular, sevgi, sevgi yaşam her şey birbirini tetikliyor. Bedenin sağ tarafı eril enerjidir, sol tarafı dişil enerjidir. Eve girerken sağ ayakla giriyorsun çünkü sağ ileriye hareket demektir. Bak sol geride kalmak sağ ileriye hareket. Bizim en esas organımız kan. Bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla tedavi edici tek bir tane ilaç yok. İdrake gelmesi lazım yani uygulanabilir hale gelmesi lazım. Bacak bacak üstüne atma ihtiyacı hissediyorsa bil ki dengesiz. Ezber Bozan TV ekranlarından herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın diyerek programımıza başlıyoruz. Bugün önemli bir ismi, Çağla Yükseli, eğitmen Çağla Yükseli konuk ediyoruz. Beden bilgeliğinden bahsedeceğiz. Zira kendisi e, uyguladığı yöntemlerle Türkiye'de tek diyebiliriz Don metodun Türkiye temsilcisisiniz. Evet. Ve aynı zamanda beden dengesini öğretiyorsunuz insanlara. E, beden bilgeliği dedik sayın hocam estağfurullah öncelikle beden bilgeliği nedir diyerek sözü size bırakayım lütfen çok teşekkür ederim öncelikle Hakan Bey'ciğim hani davetin için çok teşekkür ederim şeref sıcak verdiniz. karşılama muhteşem ekip için ayrıca teşekkür ediyorum şeref verdiniz hocam şeref estağfurullah. verdiniz ee, biz şimdi normalde bedene baktığımızda bunu işte kollar bacaklar ayak ve bir et kemik zannediyoruz evet yani kaslardan, etten, kemikten oluşan bir yapı zannediyoruz. Halbuki bu o kadar muhteşem bir yapıdır ki, bu yapıda Çağlan'ın ya da Hakan'ın ya da Yasin'in zekasına bile gerek kalmadan, onun tecrübesine ve bilgisine bile gerek kalmadan beden yapması gereken her şeyi yapar. Ve beden yapması gereken her şeyi yaparken size de e, yanlış yapılanlarla ilgili mesaj verir ve o mesajın düzeltimi içinde bir ağrı oluşturur ya da bir e, sızı oluşturur ya da bir işte titreme oluşturur vesaire bir davranışla size bunun haberini verir. Şimdi bedende normalde iki bacağın normalde iki tane bacağın var. Bu bacakların bacak boylarının eşit olması gerekir. Bu bacak boylarının eşitliğinde eğer bir dengesizlik varsa bacakların üzerinde duran kalça kemiği Kalça kemiğinde şunlar leğen kemikleri şöyle ileri geri hareket ediyor. Ortasında sakrum var. Burada kuyruk sokumu var. Buradan da normal omurga hareket ediyor. Ve biz normalde her hareketimizde leğen kemiğimiz şu şekilde hareket eder. Tamam. Bir oraya bir buraya. Sağ ayak sol ayak. Sağ bacak sol bacak. Ve bu hareketi yaptıkça omurgada bütün eklemler. Şimdi biz hepimiz oynak eklemlerden oluşuyoruz. Bütün eklemler hareket eder. Şimdi bütün eklemler. Şimdi zekasına şuradan geleceğim. Eğer benim bacak boyumda bir farklılık varsa otomatikman yer çekimine karşı yaşadığım için ben hani dört ayak değil ya da sürünerek değil hani dik bir şekilde ayaklarım yerde yaşadığım için her harekette bu eklemler hareket edeceği için eklemler hizasızlaşır. Yani benim sağ bacağım eğer uzunsa sağ leğen kemiğim ön tarafa gelir, sol leğen kemiğim arkada kalır. Onu tutan bütün kaslar, fasyalar, ligamentler, tendonlar da bir kayma meydana gelir. Sakrum kayar, kuyruk sakumu kayar, omurlar. Şimdi normalde benim nasıl? Belimde 5 tane, sırtta 12 tane, boynumda 7 tane omurum var. O omurların da her biri hareketli. Normalde onların böyle hani ne diyeyim ben inci tanesi, mısır dizisi gibi dizilmiyor olması lazım. O dizilerde bunların çünkü kanatları var. Ön tarafta bu vertebral body'ler var. Bütün e, disklerin oldu. Hani bel fıtığı, bel fıtığı, omur fıtığı, boyun fıtığı dediğimiz yerlerdeki o diskler böyle süspansiyon, omurgayı hareket ettirenler. Omurların her biri oynak eklem çünkü. Kanatları var. Arkadan da ki boynuz gibi bir başka çıkıntısı daha var. Kanatların her biri böyle 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 dizili olması gerekirken eşit seviyede, eşit mesafe ve yükseklikte biri aşağı bakar, biri yukarı bakar, biri sağa bakar, biri sola bakar. Onlar da kayma başlar. Şimdi beden o kadar akıllı ve o kadar bilge ki sen yanlış bedenle yani dengesiz bedenle hayatına devam ettiğin sürece hareket ediyorsun ya sürekli hareket halindesin. Tık 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 beden kendini dengelemek için bu omurları kaydırmak zorunda. Bu eklemleri hizasızlaştırmak zorunda. Çünkü aşağısı bozuk olunca hani binanın temeli bozuk ya. 13. kat ne yapsın? Yani o işte biraz zaten orada temelde bozukluk yapmış. Tamam <laughs> öyle bak. Şimdi yukarıya doğru bu bu sefer yansımaya başlar. Harekete başlar. Bu arada deki bel problemleri başlar. Deki arkasından işte sırt problemleri başlar. Boyun problemleri başlar. Boyundan sonra bir bakarsın ilginç baş ağrıları geçiremediğin migren var, baş ağrıları gelmeye başlar. Hemen onu tetikler diz ağrıları gelir. Omuzda dirsekte yani ağrılar çünkü çok ilginç bir şekilde dolaşır bedenin içerisinde. Neresi bozuksa onun ilerlemesiyle doğru orantılı olarak harekete geçer. Şimdi öyle baktığında da beden en son çıktı 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 beden kendi dengelemeye geldi ya. En son C1 atlas kafatasına geldim. Kafatasının altındaki son iki tane omur ve artık yürüyeceği yer yok. Yani nerede dengeleyecek? Muhteşem bir şey yapar. Ne yapar hocam? Yüzün yamulur. Yüz kemiklerin yamulur. Çünkü buralarda hep oynak eklem. Mesela birçok insan vardır. E mesela diyelim ki tıraş olursun. Berber edersin ki erkekler. Ya şu favorim kısa kaldı ya da bu favorim uzun kaldı. Adam ölçer der ki, yok öyle bir şey yok. Ya da dersin ki gözümü takıyorum. Biri böyle duruyor biri böyle duruyor. Ya da kolye takarsın. Hani kolyen hep sağ, sola yürür. Ya da hep sağa yürür. Ya da elbise giyersin, elbise giyince elbise bu tarafa yürür. Bunu dış giyim uzmanları, terziler, hani bunlar o kadar net biliyorlar ki. Ya da pantolon giyersin, pantolonun bir parçası hep eskir, öbürü eskimez. Ya da kadınlarda çok var, ...tayt giyiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadınları için konuşuyorum. Genellikle sol bacak uzun olduğu için. ...taytın hani böyle çizgileri vardır ya, sağdan soldan dikişleri. Dikişler döner. Ya da tam kot pantolon giyersin, ortadaki dikiş tam ortada olmaz Tam kalçanın ortasındaki diş oraya döner çünkü beden şunu yapar. Senin aşağı yamuk olduğunda onu dengelemek ister. Onu dengeleyebilmesi için de kendi içerisinde bu hareketlenmeyi yapar ve en son yüzün yamulur. Eyvah. <laughs> Ve dolayısıyla bütün beden yüzde toplanmıştır. Bir kişinin normal şartlarda yüzüne bakarak hangi bacak uzun, hangi bacak kısa, hangi kalçada problem var, hangi organda sıkıntı var çok rahatlıkla görülebilir. Ha bunu böyle anlatıyorum ama sonuçta şey değil. Ne onun adı? Çözmek 10 dakika. Yani çözebilmek mümkün. Çünkü... Ama çok değerli bilgiler bunlar. Şimdi verdiğiniz şöyle düşünün. Gidiyorsunuz hani bakkaldan, marketten ya da teknoloji marketten herhangi bir şey alıyorsunuz. Aldığınız şeyin yanında kullanma bravo, kılavuzu oluyor. bravo, bravo. Şimdi bravo. Siz şu anda bu bedenin, bu kadar komplike yapının kullanma kılavuzunu anlatıyorsunuz. Can kulağıyla dinliyorum. Lütfen kestim sizi. Estağfurullah, estağfurullah. Valla Hakan Bey o kadar güzel bir şey söylüyorsun ki. Çünkü ben hep şunu anlatıyorum. Kendi hani seminerlerimde, eğitimlerimde, programlarımda. Diyorum ki mikrodalganın kullanma kılavuzu var. Bedenin kullanma kılavuzu yok. Benim anlattığım bu konu o kadar muhteşem, devrimsel ve bir ihtilal yaratacak kadar çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili yazılmış çok önemli bir kitap var. Çağla Yüksel'in yazmış olduğu. Hı hı. Fizik bedenim, cinsel enerjim ve parasal kazancımla dengede miyim ben diye sormuş Çağla Hanım. Bu kitap da yine e, kitap evlerinden temin edebilirsiniz. Oldukça değerli bir kitap. denge miyim ben diye sormuşsunuz işte beden bilgeliği dengeyi beraberinde getiriyor ve bu bilgiler de sizde saklı saklı değil şimdi bak ezber bozan da. senin kanalın adı ezber bozan ya ben de ne diyorum sen ezber bozuyorsun devrim yaratacak bilgi diyorum Var olur. beden bilgeliğinde bakıyorsun e, mesela herhangi bir şekilde hastasın de ki çiş kaçırıyorsun de ki ne bileyim sürekli öksürüyorsun de ki ne bileyim e, sinüzitim var Hani burnundan nefes alamıyorsun. Bunların hepsinin tamamı sana verilen mesajlar. Başka hiçbir şey değil. Ya da midende hastalık yaşıyorsun. Eğer sen bu senin bedeninin bilgeliğiyle. Çünkü şöyle düşün. Eğer senin kontrolle ilgili bir sıkıntın varsa herkesi kontrol etmeye çabalayan bir varlıksan işte kocanı, karını, çocuklarını hani böyle bir kontrol yönetimi gibi bir şey yapmak istiyorsan bu kişilerin genellikle bacak boylarında ve leğen kemiklerinde kalçalarında fark oluyor. Bu fark özellikle bütün bel omurlarını etkiliyor ve bel omurları etkilendiği anda bu beş tane omur birden etkilendiği anda zaten yukarısı da bozuluyor ama aşağıda özellikle böbrek ve mesane hattına sıkıntı yaratıyor, sıkıntı oluşturuyor. Böbrek ve mesane hattına eğer bir sıkıntı oluyorsa olunca aslında bu senin çok ciddi korku ve evham içinde olduğunu gösteriyor. Korku bilinci bu sefer böbrek hattından geliyor kalp hattına. Eyvah. Kalp hattına geliyor senin sevgiyle ilgili problemlerin başlıyor bu sefer. Oradaki sıkıntı geliyor bu sefer akciğer hattına. E bu sefer de yaşamdan nefes alamamaya, lezzet, keyif alamamaya başlıyorsun. Yani korkular, sevgi, sevgi, yaşamı her şey birbirini tetikliyor. Mesela sen çok kontrolcü birisin. Senin herhangi bir hastalığın varsa, hastalığın ne olduğu önemli değil. Şimdi ben çiçek kaçırmadan örnek vereceğim. Çünkü o kozmik şakadır. Yani sen kontrol etmiyorsan eğer, kontrolcü bir varlıksan sistem der ki sana ya kardeşim sen önce bir çişini kontrol et de ondan sonra git. Şöyle hani... bir düşünelim. Bir kadın var. Hı. Üç çocuğu ve bir eşi var sürekli baskı halinde onları kontrol altında tutmaya çalışıyor. Öyle mi düşünelim? E, te te teknik olarak ha. öyle düşünebilirsiniz. Teknik olarak, teknik olarak evet. öyle. Çünkü o sonra bu kadının ne büyük problemi? Ondan sonra da idrar kaçırma problemi oluyor, mesane sıkıntıları oluyor ve daha ilerlemiş aşada aşamada dizlere geliyor. Dizler çünkü direnç bölgesidir, tam kapıdır. Bedeni şöyle düşünebiliriz. E, bedenin sağ tarafı eril enerjidir. Sol tarafı dişil enerjidir. Eril enerji harekete geçendir. Harekete geçendir. Dişil enerji kapsayan daha durandır. Şeyden hatırlayabiliriz mesela çok güzel eskilerin nesi var. Hani tuvalete girerken sol ayağınla girersin. Eve girerken sağ ayağınla girersin. Çünkü tuvalete girerken sol ayağınla girdiğine sol ayak bedeni geriye alır. De ki başın döndü düştün eskiden kenef çukur varmış hani bizimki şimdiki gibi modern tuvaletler diye düşünme. Onun için sol ayakla giriş yaptırılıyor. Eve girerken sağ ayakla giriyorsun çünkü sağ ileriye hareket demektir. Bak sol geride kalmak sağ ileriye hareket. Eril ve burası da dişil. Sağa girdin, başın döndü, evin içine düşüyorsun. Evin dışına düşmüyorsun. Ya bunun gibi çok ilginç harekete geçmektir. Dizlerde problemi varsa işte kalçalar, bilinçaltı bölgesi, dizler tam geçiş kapısı, ayaklar hareket merkezidir. Yani senin ayağında eğer bir diyelim ki ayak bileğinde problem var. Ayak parmaklarında problem var. Onlar daha ince detaylar. Bir karar almışın, bir kararın var. Harekete geçmekle ilgili sağ ayak için konuşuyorum. Ama hareketi uygulamıyorsun. Uygulamadığında beden oradan da sana haber veriyor. Yani bu beden sana her şey için haber veriyor. Mesela sol bacağını sağ bacağın üstüne atıyorsun. Evet. Örnek veriyorum. Ya da sağ bacağını solun üstüne atıyorsun. Eğer ben sağı solun üzerine atıyorsam bil ki ...ve düzenli olarak bu hareketi yapıyorsam... ...bil ki benim sağ bacağım uzun. Eğer benim sağ bacağım uzunsa... ...ağırlıklı olarak bedende... ...sağ tarafımdaki organlarla ilgili sıkıntım var. Boyna ve kafatasına gelince... ...sol tarafıyla ilgili. Çünkü senin kalçan neyse... ...bedenin neyse onun tam asimetrisi... ...yüzde oluyor. Yani Kalçam böyleyse... ...eğer benim yüzümde böyle oluyor. Nasıl? Şaka gibi değil mi? Tam tersi. Çünkü alt bedenin... ...madde, karedir burası... Üst bedenin mana yuvarlak kafam. Burası da sırat en geçiş köprüsü. Mesela boynunu sağa sola döndüremezsen... ...ben biliyorum ki yetersizlik bilinci var sende. Yani aslında çok ilginçtir. Yani bedenin bütün hareketlerinden... ...her çeşit okumayı yapmam mümkün. Düzeltmek de mümkün. Sağa sola attım. Tamam süper dişil enerjimi eziyorum. İş hayatında sıkıntı yaşıyor olabilirim. Kocayla problemim olabilir. Kariyerimle ilgili sıkıntım olabilir. Bak... Oğlum varsa oğlumla ilgili sıkıntım olabilir. Ya da baba, koca çünkü eril tarafta baba var, oğul var, koca var, iş var, kariyer var. Gelecekle ilgili yatırımlar var. Yalnız para yok. Para nerede biliyor musun? Nerede? Sol tarafta. Dişil enerjide. Öyle mi? Çünkü negatif pozitiften baktığında e, tabii negatif pozitif dualiteden dolayı böyle konuşuyoruz. Yoksa hiçbir şey negatif değil, hiçbir şey pozitif değil ama tanımlamak için birine aydınlık, birine karanlık, birine siyah, birine beyaz demek zorundayız. Onun için dişil enerji sol taraftan aktif ve solda ilgili problemlerin olursa dedim ki bel fıtığın var. Evet. Hani ya da sol bacağın sol siyatik çeker de La, Siyatik var, siyatik var. Kimde var? Bende de var. Hani kaynımda da var hikayesi. Sol bacak problemleri. O hastalıklar ee, hep kaynımda da olur değil mi? Hep öyle olur. Cem Yılmaz'ın bir programı var ya hep <laughs> kaynımda da var diye. Ee, sol bacakla ilgili problemlerde mesela baktığında takıntı olabilir harekete geçemiyorsun olabilir. Geçmişe takıntıdan dolayı ve ciddi parasal korkuların olabilir. Çünkü para beldir mesela. İşte sorumluluk omuzlardır, dayanak sırttır, yetersizlik boyundur. Yani bunlar çok hani genel bilgilerle veriyorum. Ve beden sen bir duygunun içinde oldukça bir şey düşündükçe düşünüyorum işte düşünüyorum 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 ne düşüneyim bir şey düşün kötü negatif bir şey yani olmayacak hani böyle olasılıksız bir şey olasılıksız demeyeyim de hani bana endişe ya da vesvese verecek. O parasızlık korkusu, parasızlık korkusu direkt sol bacak ve bel gider. Gelecekle ilgili kariyerim şöyle mi olacak, onu mu yapacağım, bu işe beni kabul edecekler mi, hayatta öyle mi olacak böyle mi? Aman direkt belle şey gider, ne yani onları sağ bacak gider bir de safra kesesine etki yapar. Bunlarla birlikte böbreğe etki verir. Çünkü böbrek bağışıklık sistemini, bağışıklık sistemi en üst düzeyde tutması tutacak olan en önemli organ. Ve böbreği kim besliyor? Daha doğrusu böbrek kim besliyor? Ee, bizim en esas organımız kan. Kanın oksijence yeterince dolu olması lazım. Ve kan kemik iliğinde ürüyor. Kemik iliğinde. Kemik iliği e, ve bizim kemik yapımız ilk başından beri anlattım. Şu ornak eklemlerimizle harekette olan tüm iskelet sistemi. En büyük olan kemikler, leğen kemikleri ve sakrum bölgesi. Eğer ben iskeletimi dengede tutarsam Bedenimi dengede tutmuş olacağım. Ve bunu böyle yaptığımda otomatikman bağışıklık sisteminin gücünü arttırmış olacağım. Bak konu nereden nereye geldi. Hani ne kadar bağlantılı. bağlantılı her için. şey birbiriyle bağlantılı. Onun için ben mesela çok basit bir böbrek detoksu da sonra eğer zamanımız olursa önerebilirim. Ee, böbrek çünkü korkunun göstergesidir. Ee, böbrek, kalp, akciğer birlikte çalışır. Bak böbrek korku. Kalp sevgi, akciğer, yaşam sevincinin ta kendisi. Çünkü korkarsan zaten nasıl yaşayacaksın ki? Hocam böbrekler çok değerli. Yani böbrek inanılmaz bir organ. Ama böbreğe nereden geldik şimdi unuttum. Diyorum ya her şey birbiriyle bağlantılı, bağlantılı. olarak şöyle devam diyelim, ediyor. Şöyle diyelim o zaman. Hı -hı. Yani e, çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki aslında ağrı bir alemdir. Evet. Ha, vücut der ki sana burada bir arıza var. Buraya dikkat et. Hı -hı. Ağrı biraz daha açarsak ne demek? Ağrı bedenin en büyük sigortası. En büyük sigortası. Sigorta bildiğin sigortadır ağrı. Aynı imdat çığlığı gibi. Bir yerinde herhangi bir yerinde ağrı var. Herhangi bir yerinde ağrı var. Beden diyor ki sana çağla bir dur. Oraya bak. Orayı düzelt ve devam et. Nasıl arabada senin motor yağının ışığı yandığında durdurup da motor yağı ekliyorsun. Ağrı da aynı onun gibidir. Ama biz ağrı olduğunda ağrı kesici alıp ya da kas gevşetici alıp hani hayata devam edersek sinir uçlarını gölgelemiş oluruz. Sinir ucunu gölgelediğinde beyin şey algılayamaz ağrıyı. Sanki bir şey yokmuş gibi devam ederiz. Yapılan en büyük hatalardan bir tanesidir. Bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla tedavi edici tek bir tane ilaç yok. Hepsi baskılayıcı ilaçlar, Semptom baskılayıcı ve başka ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, anlattığım şey şu. Şimdi modern ortodoks yaklaşımında, modern tıp yaklaşımında ne oluyor? Diyelim ki Yasin hastalandı, iyice belirgin. Onun hastalığı belli olduktan sonra onlar diagnoz, teşhis koyabiliyorlar sana. Belirlendikten sonra. Yani artık onun görmüş olması lazım. Röntgende, kan tahlilinde, MR'da, orada, burada. Yani sen bir şikayetle gidiyorsun doktora. Oysa ben de diyorum ki bu beden o kadar akıllı ki daha oralara gelmeden Koruyucu hekimlik adına, koruyucu hekimlik adına sen tırnağına bakarak, gözüne bakarak, diş etlerine bakarak, bedenindeki hislere ve duygulara bakarak çok rahatlıkla aslında hastalanmaya doğru gidiyor musun, gitmiyor musun bilebilirsin. Çünkü bir çember düşün, bir çember düşün. Bu çemberin tam ortasında olmak her zaman mümkün değil. Ama ortası tam dengenin olduğu yer. Benim vaat ettiğim, devrimsel olduğunu söylediğim bu teknik ise... Çünkü herkes kendi kendine yapacak. Yani ortada bir terapist de ona buna bir şey de ihtiyaç yok. Hani terapist işi kolaylaştırıyor. Bunu bu beden dengesini sağlamak adına Tabii ki de beden dengesini Hı -hı. sağlamak adına. Diyorum ki ben bu çemberin içerisinde tam merkezde olmamak olabilir. Fakat çemberi geçmeden. Çünkü o çemberi geçtiğin anda ağrı başlıyor. Çemberin içinde kalarak ömrünü geçirebilirsin. Ağrısız yaşam çok mümkün. Ama ağrı varsa beden dur diyor. O kadar basit. Gözünde mi var? Burnunda mı var? İşte etinde mi var, ayağında mı var, belinde mi var? Halbuki hakikaten yani birçok kişi ben hani benim tanıdığım e, bu dolaplarında sebzelikleri ilaç dolu olan çok fazla insan var. Ne bileyim ben. Çok her üzücü değil mi? Ya üzücü ama yani herkesin kendi tercihi. Çünkü bu işlerin hepsi bir farkındalık meselesi. Ama bu farkındalığın ...idraka gelmesi lazım... ...yani uygulanabilir hale gelmesi lazım... ...ki uygulanabilir bir şey anlatıyorum... ...yani böyle ütopik bir şey anlatmıyorum... ...ve bedava bir şey anlatıyorum... ...yani parayla yapacağınız bir şey değil bedava bir şey... ...ve bu idrak ve uygulama geldiğinde... ...sana uygulamaya devam edersen... ...o zaman şuur oluşuyor... ...şuur oluştuğu zaman da her zaman... ...bedenin bilgeliğine güveniyorsun... ...bedenin şurasında şu oldu... ...burasında bu oldu larla bakıp kendini hep dengede tutuyorsun. Ya da çok basit 3 beş tane ura, kural koyuyorum. Diyorum ki bacak bacak üstüne atma kardeşim. Eğer bir insan bacak bacak üstüne atma ihtiyacı hissediyorsa bil ki dengesiz. Çok net yani kaç ne kişiden rahatlıkla görebilirsin. Bak sağımı sol atıyor solumu sağ atıyor. Ona göre o anla o bacak bacak üstüne atıldığı anda zihninde de o enerji yapısına dengesiz olur bilirsin. Nasıl? Muhteşem çok, değil çok mi? Bir yani bu o kadar büyük bir bilgi ki. Mesela ben seninle tanıştım. Hakan Tunç, Hakan Tunç. işte bendeki alanından görüyorum, görmüyorum. Önemli değil. Sen geliyorsun bana seansa ya da arkadaş olarak tanıştık. Bana diyorsun ki işte şuramda şu var, buramda var, buramda bu var. Muhteşem bir kehanet. Benim için ben senin aslında kim olduğunu biliyorum. Sana güvenebilir miyim, güvenmez miyim? Hayatın nasıl gidiyor? Mutluyum diyorsun da mutsuz musun? İşte yalan mı söylüyorsun? Bütün bu bilgiler ortaya çıkıyor. Şimdi normal şartlarda sen kişilerin davranışlarından ve hani hastalıklarından her şeyi görüyorsun zaten. Eskilerde e, ne yaparlarmış? Hani kol kırıldı ama yen içinde kaldı derlermiş. Anlatmazlarmış Gizli hastalıklarını ve ciddi söylüyorum yani o kadar ilginç bir bilgi ki orası. Çünkü sen senin hastalıklarını saydığın anda belli zaten nasıl bir varlık olduğun. Teslim misin, imanda mısın, teslimiyetsiz misin, kıskanç mısın yoksa ne bileyim ben yaptırım gücü uygulamak mı istiyorsun, e, intihar mı etmek istiyorsun hani çok ilginç. Benim bir tane hikayem var hikayeli canlı canlı durum. Şimdi sohbet ediyoruz hatta bu gösterdiğini miyim? ben kitabımda bahsettim. Bir yeni bir hanımefendiyle tanıştım. Arkadaş çevresinden bir hanımefendiyle tanıştım. Konuşuyor, sohbet ediyoruz. İşte bana anlattı, 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 anlattı. Ee, ondan sonra giderken de dedim ki, lütfen dedim, hani sağ kalçana dikkat et. Enteresan. Değil? İki gün geçmedi, düştü, kırdı, bir şeyler oldu, hastane ilk oldu. Ondan sonra dediler ki, sen cadı mısın? Ya ben cadı falan değilim. Kaldı ki cadı bilge kadın demek. Annem de çocukken beni sevdiğinde prensesim de cadı diye severdi. O da başka bir hikaye. Fakat senin içinde bulunduğun yaşam durumu zihin yapısı çünkü senin zihnindeki her bir negatif düşünce ve duygunun bedende bir yeri var. Bak bedende bir yeri var. Beden bilgeliği onun için çok esas. Onun bana anlattığı hikayeden sağ kalçasının zarar göreceğini otomatikman görüyorsun. Otomatikman biliyorsun. Çünkü gidişat gösteriyor ki hala bilinçaltı kodunda eril enerjiyle ilgili temizlenmemiş bölgeler var ve o da sağ kalçaya hitap ediyor. O yüzden dedim sağ kalça Yani aslında bilgi var ortada, sentezleme var, cıbık yani cıbı falan bir yok. Yani her hastalığın verdiği bir mesaj var hocam. Hepsinde. Evet, bugün beden bilgeliğinden bahsettik. Çağla Yüksel ile konuştuk, kıymetli dostumla. Ve e, lütfen edinebilirseniz bu kitabı edin. Çünkü bu anlattıklarımızın kat be kat katlanması bu kitabın içerisinde. Eğitimlerinde de anlatıyor Çağla hocamız. E, fizik bedeniniz, cinsel enerjiniz, parasal kazancınızla ilgili yolunda ne gitme, yoluna gitmeyen ne varsa cevapları Çağla yükseldi. Yayınımıza katıldığınız için tekrar sağ ol. Sizler de bize kıymet verdiniz, değer verdiniz, zaman ayırdınız. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Ezberbozan Akademi izlediğiniz programı sundu.